Merhabalar, ben Menderes Aktağ. Bugün üniversitemizde tertip edilen iletişim sempozyumunda Mezar Taşları, Meslekler ve Türk Sineması başlıklı bildirimizi sunacağız. Elbette ki bu üç başlık her biri devasa bir başlık ve kendi içerisinde de aslında çok fazla ayrıntısı olan başlıklar. Onun için bu sunumumuzda takdir edersiniz ki bu işi biraz özet geçeceğiz. Şunu unutmamak lazım, günümüze geldiğimizde artık pek çok şeyin makineler tarafından yapıldığını, robotlar tarafından ya da otomasyon sistemleri tarafından yapıldığını biz bilmekteyiz. Bu yüzden de artık günümüzde mesleklerin zayıfladığı göze çarpıyor. Önceden her şey el gücüyle yapıldığı için meslekler oldukça fazlaydı ve çok da önemliydi. Günümüzde bu azalmış gibi duruyor. Bu açıdan da işte Türk sineması ile aslında Mezar Taşları da meslekleri ifade etme adına paralel gösteriyor. Şöyle ki, biliyorsunuz ki teknoloji Türkiye'de 1980'lerden sonra biraz daha ön plana çıktı. Özellikle internet teknolojisi, internet ve bilgisayar yazılımı alt işte tabanlı otomasyon sistemleri. Dolayısıyla 1980'den önce ne yapıyoruz biz? Mesleklerin çok fazla yaygın olarak yaygın olduğunu görüyoruz. Mezar taşlarına baktığımızda yaklaşık 245 adet mesleğin tespit edildiğini buradan ifade edebiliriz tarafımızca. Nedir o? Hasırcılık, gazozculuk, işte sondajcılık, kağnıcılık, işte doktor, doktorluk da bir meslek, öğretmenlik, bütün bunlar kasaplık, bakkallık, bütün bunlar bir meslek olarak karşımıza çıkıyor. Mezar taşlarına yazılan meslekler olarak karşımıza çıkıyor. 1984 önce Türk sineması oldukça önemliydi. Çünkü insanların biricik eğlence aracı sinemaydı. Televizyon daha sonra devreye girdi. Aydın'da 1980 öncesinde ve daha öncesinde Aydın merkezde ortalama nüfus 15 binlerde civarında seyrederken Aydın'da faal olarak 8 tane aynı anda sinemanın olduğu bilinmekteydi. Dolayısıyla önceden köyden kente göç vardı ama köy ve kent nüfusları oldukça sadeydi, çok fazla değildi. Ve burada insanlar birbirine tanırlardı ve bir mahalle kültürü vardı. Türk sineması böyle bir dönemde tabii ki izleyici kitlesi elde edebilmek için farklı yöntemler deniyordu. Bunlardan bir tanesi temsil propagandasıydı. Yani insanlar kendi temsillerini sinemada gördükleri anda o filmlere rağbet ediyorlardı. İşte bu yüzden de sinemacılar, film yapımcıları, senaristler, yönetmenler yani komple bir ekip o sektör mahalle kültürünü filmlerde yansıtmaya çalışıyordu. Pekala mahalle kültürünü filmlere nasıl yansıtılabilir? Bunun dinamiklerinden bir tanesi oradaki mahallede etkin olan meslek erbaplarına gerekli rolleri ya da gerekli rolleri film içerisinde vermek suretiyle ya da o meslekleri filmin içerisinde yerleştirmek suretiyle bunu biz yapabiliriz. Yani o dönemde özellikle Kemal Sunal filmlerinde, yani Kemal Sunal baş rol oynadığı filmlerde, Ertem Eğilmez filmlerinde ve daha sonra başka filmlerde biz mahalle bakkalını, kasabını çok etki bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Peki meslek nedir diye burada öncelikle şöyle bir soru soralım. Meslek elbette ki geçimimizi sağlamak için aslında bir işte uzmanlaşmak anlamına geliyor. Eskiden bu genelde usta-çırak ilişkisi içerisinde, sözlü kültür içerisinde yapılıyordu. Okula falan gidilmiyordu. Okuma yazma bilmese dahi insanlar bir mesleği çok rahat bir şekilde öğrenebiliyorlardı. Mesela işte ne bileyim ben nalbantlık diye bir okul yoktu. Nedir o? İşte hayvanların, binek hayvanlarının at, eşek, katır olsun, ayaklarına nal takma işi. Bunları insanlar bir çırak küçük yaştan itibaren bir ustanın yanına verilerek öğreniliyor. Peki nedir bu meslek? Evet, demin dediğimiz gibi bir işte uzmanlaşmak anlamına geliyor. Daha çok geçim sağlamak için, para kazanmak için yapılan iş anlamına geliyor. Burada asıl olan işte para kazanmaktır. Tabii bunlar da eski dönemlerin paraları, 80 öncesinin dönemin paraları ve 80 sonrasının dönemin paraları. Burada mesleği böyle şey yapabiliriz, düşünebiliriz. Burada şunu söylemek lazım.
Mezar taşlarında en fazla geçen meslekler dallarından bir tanesi ya da meslek öğretmenliktir. O dönemde de Türkiye'de okuma yazma oranlarının çok düşük olduğu düşünülecek olursa öğretmene ta Cumhuriyet'in kuruluşuna itibaren üstün meziyetler ve özellikler ve beklentiler öğretmene yüklenmiş durumdadır. İşte öğretmenler yeni sizlerin eseri olacaktır. Yine İslam'dan gelen bir anlayış da vardır. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti "İkra bismi rabbikellezî halak", yani yaradan Rabbin adıyla oku. O insan yazmayı öğretti, kalem yazmayı öğretti. O kerem sahibidir. O insan bir kan pıhtısından yarattı gibi ilk ayetler budur. Yine Hazreti Ali'nin "bana bir harp öğretenin 40 yıl kölesi olurum" şeklindeki bir şey de burada söylenebilir. Türk sinemasında farklı meslek grupları farklı algılarla verilmiştir. Mesela kasap bazen iyidir, bazen de işte enflasyondan dolayı, filmlerden bahsediyorum. Enflasyondan dolayı borcunu ödeyemeyen, işte kendi mahallesinde oturan o kişinin gırtlağına basacak kadar da bazen de acımasızdır, bazen de ikiyüzlüdür. Filmlerde böyle resmedilmiştir. Bazen de iyi bir insan olarak, babacan, sevecen olarak resmedilmiştir. Ancak Türk sinemasında öğretmene özgü oldukça fazla film var. Ancak bu öğretmen filmlerinin çoğunda biz neyi görüyoruz? Öğretmenin asil olarak bir görev verildiğini görüyoruz. Öğretmenin imajını sarsacak herhangi bir imgelemenin yapılmadığını görüyoruz. Yani mezar taşlarındaki o saygınlık aslında filmlerde de bir şekilde paralellik gösteriyor bu açıdan. Hatta ve hatta biliyorsunuz ki şöyle anlatalım size. Aslında toplumun eğitimiyle alakalı olarak kadın sorunu da burada tartışmalıdır. 1980 önce mezar taşlarına baktığımızda meslek erbaplarının genelde erkek egemen olduğunu biz söyleyebiliriz. Aynı şekilde Türk sinemasında 1980 öncesinde çekilen Türk filmlerine de baktığımızda genelde meslek erbaplarının da yine erkek egemen olduğunu görebiliriz. Ancak burada bu mesleklerin bir tanesi istisnadır, o da öğretmenliktir. Hatta Türkiye'nin modernleşme süreci bir kadın üzerinden ya da kadınlar üzerinden çok iyi anlatılabilirdi. Çünkü bu bir direnç noktasıydı aynı zamanda. İşte aydınlanan bir toplum aynı zamanda kadına da gereği kadar önem, yeteri kadar önem verecekti. Bu anlamda da işte öğretmen tabii ki kadındır kimi yerde buralarda, kimi yerde de biz erkek öğretmeni görüyoruz ki mezar taşlarında da erkek öğretmen var, kız öğretmen, kadın öğretmen var. Burada da modernleşme karşı bazı grupların öğretmene karşı intikam hissiyle hareket ettiğini biz görüyoruz. Burada da işte bu en iyi kadınlar üzerinden anlatılabilirdi. İşte Vurun Kahpeye, Çalı Kuşu gibi filmlerde öğretmen adayı ya da öğretmen burada kadındır. Ve oradaki işte toplumun belli bir yere getirmesi için girişimlerde aydınlatılması için öğretmene göre özel görev yüklenmiştir. İşte bunun bazı gruplar bunun hışmını öğretmenden çıkarmaktadır. Çünkü bunun temsili öğretmendir ve kadın öğretmen daha ön plandadır. Bu açıdan da bunu söyleyebiliriz. İkincisi, şunu da ifade edebiliriz ki pek çok meslek var. Mezar taşlarında çok fazla bahsedilen mesleklerden bir tanesi de doktorluktur. Ancak doktorlar biliyorsunuz ki şunu söylemek lazım. Şeyde 1980'de öğretmenler asil göstermiştir ama 1970'lerde Türk eğitim sistemindeki tıkanmalar söz konusudur. Burada da biz öğretmenin aslında kimliğinin sarsılmasından ziyade onu sistemin ne hale getirdiğini görme açısından Hababam sınıflarını görüyoruz. Orada aslında öğretmen değil, öğrenciler öğretmenlerin zayıflığından yararlanıp saygısını yitirmiş bir insan tipi görüyoruz. Orada da İşte öğretmenliğin saygısını, statüsünü muhafaza etmeye çalışan ve asil ve dik duran bir Mahmut Hoca karakteri var ediliyor. Bu da 1970'lerde işte 3 ayda öğretmen yetiştirmesi, öğretmen sürgüne gönderilmesi, öğretmenlerin görevden atılması, öğretmen maaşlarının yüksek enflasyon nedeniyle yani hayat pahalı nedeniyle nispen geriye düşmesi ve öğretmene geçim sıkıntı çekmeye başlaması bu minvalde değerlendirilebilir. Bu anlamda da
Çok ilginçtir öğretmen mezarlıkları. Mesela derler ki ölüm herkesin aynıdır, doğrudur. Öldükten sonra herkes aynı seviyeye iner, herkes bir çukura girer derler. Bu da doğrudur. İşte zenginle fakir de aynıdır derler. Bu da doğrudur ama bunu aslında daha çok Allah'ın katı şeklinde düşünmek lazım. Yoksa mezar taşları da, mezarlıkta bir cenazenin nereye defnedildiği de bazen onun statüsünü gösteriyor. Yani öldükten sonra aslında eşitsizlik devam ediyor. Bu anlamda öğretmenlerin biz ilk başlarda böyle daha özel alanlara, daha görkemli mezarlara defnedildiğini görüyoruz. Ama zaman ilerledikçe daha geri planlara, daha böyle kamusal alanlara doğru mezarlarının defnedildiğini ya da onların cenazelerinin defnedildiğini görüyoruz. Ve orada da mezar yapılarında biraz daha anıtsaldan çıkarılıp daha böyle statik hale getirildiğini, normal hale getirildi, standart hale getirildi, yani diğer mezarlar gibi standart hale geldiğini görebiliyoruz. Burada da aslında belki öğretmenin imajıyla ilgili, öğretmenin statüsüyle ilgili aslında bir çizgisel bir şey de var burada. Bunu söyleyebiliriz. Peki burada doktorluktan bahsedecektik. Doktorlar da işte özellikle 1980 öncesinde ABD bir mezarlığının pek çoğu doktorlara ait olduğunu, biliyorsunuz ki önceden mezar taşları pek çok yerde işte mezar yapım pahalı bir şeydi. Bundan dolayı pek çok kimse bu mezarları yaptıramıyordu. Yani yüksek standartta bir mezar yaptıramıyordu. Dolayısıyla doktorlar bu anlamda avantajlı gibi geliyor bize. Ancak şunu unutmamak lazım. Saygın bir meslek grubu. Türk sinemasında da böyle imgelenmiştir. Ağırbaşlı imgelenmiştir. Çünkü eğitim süreci doktorların çok uzundur ve toplumun doktora sağlık hizmetine ihtiyaç vardır. Ancak kimi yerde Türk sinemasında o 1980 öncesinde işte mezar taşlarında bakacak olursak çok fazla salgın hastalığın olduğunu biz görüyoruz. Çok fazla işte trafik kazası ve kazanın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla trafik kazası olduğu anda İşte yakın bölgede doktor bulunması, yakın bölgede hastane bulunması, sağlık ocağı bulunması, acil servisin bulunması bunlar hayati önem kazanıyor. Aynı zamanda salgın hastalıklar için ve çocuklara için bu oldukça önemli. Ama Türkiye'de işte kazalarda ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu biliyoruz. 80 öncesinde yine bebek ve çocuk ölümlerinde çok fazla oranların yüksek olduğunu biliyoruz. Bu da işte özellikle belli bölgelerde bunların yoğunlaştığını biz biliyoruz. Doktorlara özel görev yüklemektedir ve doktorlar o dönemde hem sayı olarak azdır hem de özel muayenelerde çalışmaktadırlar. Yani kamusal hizmet sınırlıdır. Bu anlamda da 1977'li yıllarda 78'lerde 77'lerde Bülent Ecevit hükümeti tam gün yasası çıkartmaya çalışır ama burada dirençle karşılaşır. O gün çekilen filmlerde biz ise evet doktorlar saygın şekilde ifade ediliyor ama aynı zamanda Anadolu'ya gitmek için can atan idealize doktor işte memleketim filmi olsun başka başka filmlerde olsun Anadolu'ya gidip orada hizmet etmek isteyen idealize doktor tiplerinde var edildiğini söyleyebiliriz. İşte gurbet kuşlarında biz bunu görüyoruz. Gurbet kuşları biliyorsunuz ki Anadolu'dan, Maraş'tan, işte İstanbul'a göçten bir aile hikayesi var. Orada o bir tek çocukla okumaktadır, tıp okumaktadır. O ne yapacaktır en sonunda ailesi tekrar İstanbul'da yapıp Anadolu'ya döndüğünde ben de sizin peşinizden geleceğim şu okulun bitsin. Çünkü Anadolu'da insanlar hizmet beklemektedir diyecektir. Bu anlamda da yani idealize mezar taşları ifade ettiği gibi o salgın hastalıkların önlenmesi için idealize doktorlar var edilmiştir Türk sinemasında. Bu da aslında Türk sinemasının o gün gerçekliğini yansıttığını bize gösteriyor. Pek çok meslek grubu var tabii ki ama şimdilik biz burada kesiyoruz. Bununla ilgili çok daha fazla ayrıntılı bilgiyi nerede görebiliriz? Sunumumuzda yani bildir metninde, yazılı metninde 50 sayfa bir metnimiz var. Burada görebiliriz. Teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. İşte her meslek erbabının bir simgesi var. Doktorların da simgesi bu. Demircinin de simgesi biliyorsunuz ki çekiç ve örs. Demirciler de önemli. Öğretmenin simgesi kalem ya da açık kitap. Bunlar da arkadaşlar mezar taşlarında imgilendi, şekillerle imgilendiğini size bir kez daha söylemek istiyorum. Hoşça kalın. Selamlar.